Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet. Vişne sezonu geçmeden vişne ile hazırlanabilecek en güzel lezzetlerden bir tanesiyle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için 450-500 gram kadar ayıklanmış vişneye ihtiyacımız var. Bir su bardağı toz şeker kullanacağım. 200 gram kadar biraz yumuşamış, dışarıda bekletilmiş tereyağı kullanacağım. 200 gram kadar kremam var. Yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilin, bir kındık veya çindik yani parmak ucuyla katacağımız tuz kullanacağız ve 450 gram kadar una ihtiyacımız olacak. Evet, şimdi malzemelerimizi saydıktan sonra işleme geçelim. İlk öncelikle daha önce ayıkladığım vişneleri buzdolabına koyacağım. Onlar bekleye dursun. Biz de hamurumuzu yapacağız. Evet. 200 gram tereyağımı şöyle kestim ve kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Bastırdığım zaman biraz yumuşamış bir tereyağı. Ama çok da böyle cıvık cıvık değil. Evet. Şimdi bir de kremamız var arkadaşlar. Kremanın maksimum hepsini kullanabilmemiz için benim önerim şöyle paketi bir açalım. Şöyle. Ve şöyle alttan üste gelecek şekilde bastıralım ki hepsini çıkartabilelim. Böyle yaptığımız zaman kutunun içinde hiç krema kalmamış oluyor. Biz de hepsini kullanmış oluyoruz. Evet. Şimdi şu malzemeleri şöyle alıyorum. Birazcık un katarak başlayacağım. Şöyle. Bir çindik tuz demiştim. Şöyle iki parmağımızın arasına da tutabileceğimiz kadar tuz kullanacağım. Bir paket vanilin. Yarım pakette kabartma tozum var. Bunları şöyle bir karıştıralım. Hamurumu şöyle toparladım. Şimdi birazcık böyle poşete sararak buzdolabında bekleteceğim. Evet, hamurumuz yaklaşık 20 dakika kadar dolapta bekledi. Şimdi öncelikle daha önceden temizlediğim vişneler vardı. Onları şöyle kaba alıyorum. Bir su bardağı toz şekerini üzerine gezdiriyorum şöyle. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Evet, hamuru da şöyle bir kısmını alıyorum. Kalan kısmını dolaba bırakacağım arkadaşlar.
Bakın kolayca hareket ettirebiliyorum. İstediğim yere çevirebiliyorum. Bu şekilde açtığınız zaman kolayca siz de aynı işlemi yapabileceksiniz. Evet. Şöyle daha önceden yağlı kağıt serilmiş tepsiyi de hazırladım. Şimdi üstteki poşeti şöyle kaldırıyorum. Daha sonra spatulamız vardı. Siz bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düz olmayan taraflarını kaldırıyorum. Ve yaklaşık 5 santim genişliğinde olan 2 tane şerit yapıyorum arkadaşlar. Şunu birazcık şöyle daraltayım. Şimdi şekere buladığımız vişnelerimize şöyle tek tek diziyoruz arkadaşlar. Aralarında boşluk bırakmamaya çalışın. Dikkat edin. Daha sonra şöyle hamurumuzu kapatacağım. Şimdi bu şekilde yaptık. Şöyle tepsiyi alıyorum. Burada kopmaması için dikkatli olalım arkadaşlar. Sonra şöyle tepsimize şu şekilde dikiş tarafı alta gelecek şekilde arkadaşlar diziyoruz. Yine aynı şekilde. Vişneleri diziyorum. Bir tane daha koyalım. Dikkatlice kapatıyoruz. Evet, bunu da hazırladık. Yine şu açık kısma alta gelecek şekilde arkadaşlar dizmeye devam ediyoruz. Bu şekilde hamuru ve vişneyi bitirene kadar ben yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bütün hamuru ve vişneyi kullanarak şekil verdim. İşlemim bitti arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtılmış 180-200 derecelik fırında pişireceğim. Evet, vişneli tartımız
Fırından çıktı arkadaşlar. Üzerine pudra şekeri gezdirdim. Şöyle kesildiği yeri de göstermek istiyorum. Her tarafı güzelce pişmiş durumda arkadaşlar. Şöyle dilimledim. Bu şekilde dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz. Sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz arkadaşlar ve kendinizi şımartabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Eğer bu tarifi beğendiyseniz abone olmayı ve yeni tarifleri kaçırmamak için zil işaretini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.